Selamünaleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler İkiztepe mevkiindeyiz. 3 yaşında Çetner Ceviz Bahçemizdeyiz. Arkadaşlar buraya 3 yıldır dikimden itibaren hatta 3 yaş doldu 4. sezonda burası 3,5 yıldır diyelim. Dikimden itibaren dikimden itibaren baktığımız bahçe daha önce dikilmişti. Burada fidanların çoğu yenilendi. Burada dikim videosu da çektik. Biz dikimden itibaren sayalım buraya. O yüzden bir şey yaptım. Bir düşündüm. Dikimden itibaren zaten burada tepe vurumu da dikim tepe vurumu geçen yıl 3 metreye uzamış fidanların tepesinden tekrar vurum. Onlarla ilgili videolar paylaştık. Maşallah gördüğünüz gibi artık bu yılda koparıldı burada ürün. Şu ağaçlardan birçoğundan 200 adetin üzerine ceviz koparıldı. Daha kalınlaşsın, daha büyüsün diye. Şöyle bir bakın zaten. Her taraf maşallah meyve dalcıkları, meyve gözleri. Ağacın kalınlaşması. Şöyle göstereyim bakın. Geçen yıl böyle yaptığımızda elimiz hemen hemen kavuşuyordu. Şimdi bir elimizin kavuşmasının imkanı yok. Bakın böyle tersten aldığımda. İki parmağım arasında epey bir mesafe var. Sezon sonuna kadar iki elimizle ancak kavuşacak inşallah. Öyle bir kalınlık bekliyoruz. Burada az çok şeyden de bahsedeceğiz. Şimdiye kadar neler yapıldı? Nasıl bu hale geldi? Bakın bizde uç alımı yok. Bakın şuradan bir dal çekeyim. Şurada göstereyim sonra bir dal çekeyim. Bakın buralardan hiç kesilmedi. Bu yıl buradan patlatmış. Yaklaşık 30-40 santim sürgün yapmış. Alttan aynı zamanda meyve dalcıklar da oluşturuyor. Alttan bir dal çıkmış. 70-80 santim çıkmış gitmiş bu. Bakın şunu göstereceğim. Bakın dipten başa her taraf meyve dalcı. Bu yıl buradan patlatmış. Yaklaşık 70-80 santim sürgün. Uç alımı yapmıyoruz. Burası 8'e 5 bahçe. Burada mümkün olduğu kadar minimum budama yapıyoruz. Ağaçlara çok müdahale etmiyoruz. Sadece göbek hizamızdan aşağısını temizliyoruz. Şöyle bakın. Hiç bakın katlı sistem, matlı sistem, lider hiçbir şey yok burada. Biz öyle bir şey budama yöntemi uygulamıyoruz. Modifiye lider biz modifiye lider uygulamıyoruz. Yaptığımız budama minimum budama. Uç alımı yok. Mümkün olduğu kadar ne kadar yani dal o kadar çok meyve prensibiyle hareket ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane yan dalımız var bu ağacımızda. Yukarı doğru şuralarda lider dahil. Lider de yok gerçi. 3-4 tane lider birden var burada. Biz liderle falan uğraşmıyoruz. Lider üretmeye de uğraşmıyoruz. Modifiye lider zaten başa bela bir budama sistemi. Birinci katı oluşturdunuz. Burada 4-5 dal bıraktınız. Şurayı bırakmaz. Şuradan bırakırsınız genelde 4 tane, 5 tane veya çoğunlukla bakıyorum. Bazı ustalar 3 dal, 3 yan dal bırakmış, 4 yan dal bırakmış ağaç bakamaz diye. Sonra arada 80 santim, 1 metre boşluk. Bir lideri yukarı büyütmeniz lazım. Yukarı doğru büyütemiyorsunuz. Kırılıyor. Başka bir şey oluyor. Lider büyümüyor. Büyümeyince de ne oluyor? Bir katla bahçe kurmuş oluyorsunuz. Bir katınız oluyor. Bu ağacımızda 17 tane yan dal var. Yine bu da öyle. İleri doğru diğer ağaçlarımız da öyle. Mümkün olduğu kadar çok yan dal. 17 yan dalımız var. Sık dikim bahçelerde hedefimiz bizim 20 kilo. 20 kilo ürün alabilmek için 17 tane yan dalımız var. Gelecek yıl Allah'ın izniyle bu yan dalların her biri şu mesela şöyle yakından göstereyim bu yukarı doğru 1 kilo ürün verecek. Bu diğeri 1 kilo ürün verecek. 17 yan dal birer kilo verirse 17 kilo yapıyor. 4 yaşında yani biz fazla abartmayalım 10 kilo ile 15 kilo arası ürün bekliyoruz bu tür ağaçlarımızdan. Tabi bahçe dekara hesap edilir meyve. Çünkü her ağaç bunun gibi belki 15-20 kilo ürün vermez. Ama biz gelecek yıl için 4 yaşına bu bahçeden beklediğimiz 1 kilonun üzerinde ürün. O kapasite bu ağacımızda da var. Bir sonrakinde de var. Arada bazen kuruyanlar oluyor. Başka mesela şu ağacımız 10 kilo ürün veremez. Daha büyümesi lazım bu. O veremez. Dekara ortalamaya vurduğumuzda 10 kilonun üzerinde ürün bekliyoruz. İnşallah seneye 2025 sezonunda bu ağaçlarımızdan. Önemli olan şu yan dallarımızın
1 kilo kaldırabilecek kalınlığa gelmesi. Şöyle göstereyim. Bunların bakın şu kısımda daha da bilek kalınlığı diyoruz. Bakın bilek kalınlığına neredeyse gelmiş bu yan dalımız. Bu da geliyor inşallah. Bu tür kalınlaşma olduğunda şunlar 1 kiloyu rahat kaldırır şu yan dallar. Şu da kaldırır. Yukarıda kaldırır. Bu aşağılar da o kalınlığa geldiğinde inşallah sezon sonuna kadar seneye 10 kilonun üzeri ürün alacağız. Dekara ne yapar? Yaklaşık 250-300 kilo ürün almış olacağız. 4 yaşında. 4 yaşında 250-300 kilo. Öbür yıl 5 yaşında 20 kilolara çıksak zaten 500 Amerika ortalaması olan dekara 500 kiloları yakalamış olacağız. Şu anda gidişat maşallah çok iyi. Sadece empas kapiresi. Bakın şu tür zararlar, şu tür zararlar. Şimdi normalde düz mantıkla baksanız damar aralarında sararmalar, damar üstleri yeşil kalıyor. Demir eksikliği dersiniz, magnezyum eksikliği dersiniz. Mikro elementte ararsınız sorunu. Ama bu demir eksikliği, bakır eksikliği, şu bu eksikliği değil, mikro element değil. Empas kapiresi damar aralarındaki öz suyu somuruyor ve yaprakları sarartıyor. Bu yıl çok fazla var. Denizli bölgesinde de birçok bölgede de empas kapiresi zararı çok fazla. Onun için şu anda ilaçlamalar devam ediyor. Empas kapiresinden olan zararı inşallah bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bakın ağaçlarımız zaten onlar bak geride kaldı. Bu ağacımıza geldik. Bu ağacımız yine 10-15 tane. Bizim amacımız zaten 15 kadar yandal almak. Lider olmuş olmamış yukarıda 3-5 lider olmuş. Onunla hiçbir işimiz yok. Dilediği gibi gitsin yukarı doğru. Gökyüzü boş. İster 3 dalla gitsin ister 5 dalla gitsin. Yani tek lider bıraktığınız zaman zaten rüzgardan şu rüzgardan korumanız çok zor. Çatır çatır kırılacak. Şimdi burada rüzgarda bir dal kırılsa zaten 15 tane 17 tane şuralarda yan dalımız var. Hemen yerine alternatif var. Modifiye liderde öyle bir şey yok. Bu taraftaki yan dal kırılsa modifiye liderde alternatifi yok. Tekrar çizgi atıp dal patlatmaya çalışacaksınız. Bizim bakın temel amacımız şu. Yukarıdan aşağı doğru bu yan dalımızda görebilirseniz meyve dalcık sayısını artırmak. İşte hedefimiz bu. Ta aşağı kadar. Şurada bir boşluk var. Burayı da inşallah yavaş yavaş dolduracağım. Orada boş kalsa da önemli değil. Şu meyve dalcık sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, yaklaşık 15 tane var. Bizim hedefimizde zaten 15 tane meyve dalcığı almak. Burada ürün koparıldı. Ürün koparıldığı için ürün yok şu anda. Yoksa bunların her birinde birer tane, ikişer tane ürün olacaktı. 15 tane meyve dalcığında 15 ürün olacaktı. Seneye bu 100-150 adete çıkacaktı. Şimdi bunlar şu her bir gözden meyve dalcığında ikişer adet ürün çıkar. O hesap üzerinden 10'ar tane ürün çıksa 150 ceviz yapar. Biz hadi hepsinden ikişer tane çıkmadı diyelim. Beşer altışar tane var. Yaklaşık 100 adet ceviz demek. Bu da 1 kilo ürün demek diyelim. Aslında bu genç ağaçlarda 70-80 tanesi 1 kilo gelir. Çünkü ürün kalibre şu buralarda denk gelirse çoğu koparıldı. Ha burada var. Şöyle bakın kalibreye. 38-40 kalibre. Şöyle bir göstermiş olalım. Kamerada ha burada. Bakın ürüne 38-40 kalibre. Şimdi böyle ürün olduktan sonra zaten 70-80 tanesi 1 kilo gelir. Bir yan dalcığımızdan 1 kilo ürün aldığımızda zaten 15 civarı yan dalımız var. Şu ağacımızla saysak gene aynı. 15 kadar yan dalımız var. Birer kilo alsak 15 kilo yapıyor. Yarım kilo alsak 7,5-8 kilo ürün yapıyor. Bu yıl bu ağaçlardan 200 adet civarı meyve koparılıp atıldı. İnşallah gelecek yıllarda da koparılmadığı dönemde zaten 500-600 adet, 700 adet ürün tutmuş olsa yaklaşık 8-10 kilo ceviz verecek. Ya bize 8 kilo ile 12 kilo ürün verse 4 yaşında, bunlar şu anda 3 yaşında. 4 yaşında 8 kilo ile 12 kilo arası ürün verse zaten bizim hedefimiz yeterli. Allah olmayanlara da versin deriz. 4 yaş için mükemmel bir ürün olur. Şöyle bakın gövde kalınlaşması da çok iyi. Maşallah. Yani 3 yaşında bu ağaç. Ona göre kıyas edin. Çok iyi bir kalınlaşma. Bakın meyve dal sayıları çok mükemmel. Her yerden patlatmış. Uçalım yapsasaydık 2-3 tane patlatırdı. Geriye doğru meyve dalcıklarını patlatmazdı. Şurada gördüğümüz meyve dalcıklarını patlatmazdı. Patlatmayınca da ne yapardı? O 3 dalla sürgün yapardı. Seneye
Mart ayında tekrar o üçü teke düşürdünüz. Ucundan da tekrar keserdiniz. Kısır döngüye dönerdi. Kes, uzat, kes, uzat, kes, uzat. 3-5 seneniz boşa geçiyor. Biz bakın 3. yıl artık yani şey yapmama gerek yok. Yani ispat istemenize de gerek yok. Videolar zaten YouTube'da var. Eski videolarıma baktığınızda zaten bu fidanların geçen sene 2023 Nisan ayında şuradan teke düşürdüğümüzü, bu dalların yaklaşık 1-12 ay ya da 14 ay önce teke düşürüldü, tepesinin kesildiği ve öylece bıraktığımızı ve geçen yıl bu yan dalların oluştuğunu, şu kalınlıklarında, yan dallardaki bu kalınlıklarında bu yıl oluştuğunu, gövde kalınlığının bu yıl oluştuğunu, sezon başından bu yana şu gövde kalınlıklarının nereden baksak 150'nin üzerinde arttığını görebilirsiniz. İnşallah gelecek yıllarda da ağacımız bu şekilde büyümeye devam eder. Biz aşırı büyütme değil, aşırı meyve dalcı, şu meyve dalcıklarının sayısını artırma peşindeyiz. Yoksa bomboş orman yaparsınız, ürünü alamazsınız ya da az ürünü alırsınız. Millet bir de şu ortasını boşaltıyor. Ya bir yan, yani ben çözemiyorum mantığı. Çözebilen varsa bana yardımcı olsun. Şimdi bir yandan güneş girsin diye ortayı boşaltıyorsun. Bir yandan da meyve yanmasın, yapraklar yanmasın diye kaolin kili atıyorsun. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Madem güneş girecek, niye kaolin kili atıyoruz? Yok, kaolin kilini atıyor, güneş yakıyorsa niye ortaya güneş girdirmeye çalışıyoruz? Arkadaşlar, şimdi şu rüzgar sirkülasyonu varsa, ortalara güneş veya ilaçlamanız, rüzgar sirkülasyonuyla birlikte ilaçlamanız iyi gidiyorsa, zaten sizin ağaçlarınız güneş yanığı veya başka bir şey olmayacak. Sulamanız iyi ise, yani kaolin kilini biz uygulamıyoruz. Bakın buradaki ağaçların şimdiye kadar videonun başından beri geçen yıllara da bakabilirsiniz. Bizde kaolin kili falan uygulaması yok. Biz olduğu gibi ağaçları bu şekliyle bırakıyoruz. Olsa zaten şurada kaolin kilinin lekeleri olur. Biz uygulamıyoruz kaolin kili falan. Su varsa, ilaçlamamız iyi ise güneş yakması diye bir şey olmuyor zaten. Ortayı da boşaltmıyoruz gördüğünüz gibi. Doldurabildiği kadar dolduruyor. Doldursun. Doldurabildiği kadar doldursun. Şimdiye kadar da şu meyve dalcıklarında kurumalar görmedik. Ya şimdi bakın şeye dikkat edeceksiniz. Botaserya gibi ceviz gövde kanserlerine dikkat edeceksiniz. Gövde kanserinden dolayı kurumaları yok güneş girmedi kurudu, yok bilmem ne oldu kurudu gibi bir mantıkla değerlendiremezsiniz. Yani o şeye dikkat edeceksiniz. Ceviz gövde kanserlerine asıl sebebi meyve dalcıklarının ilaçlamaların düzgün olmaması, kırmızı örümcek zararı, empaska zararı, ne bileyim işte ceviz kanserlerinin zararından dolayı cevizler kurur. Cevizlerdeki meyve dalcıkları kurur. Meyve dalcıklarını kurutmamak için işte yapacağınız olay ilaçlamalarınızı düzgün yapmak, ceviz kanserlerine karşı bahçenizi, ağaçlarınızı korumak. Şimdi burada da var ceviz kanserleri. Zaten özellikle geçen yıl bu bahçede 2-3 defa dolaştık bütün ağaçları. Şurada şeyi de gösteririm. İçeride biriken nemi veya cerahatı bıçak attık. Aşırı kesmedik. Sadece şeyin içerideki cerahat çıkacak kadar çizikler atıp çıkarttık. Ve ağaçlarımızı kurtardık. Ceviz kanserinden dolayı kuruyan ağacımız yok burada. Biraz geçen yıl mesela burada şu ağacın gelişimini durdurmuştu. Ama ilaçlama düzgün olup bu cerahatla dışarı çıkarınca bakın sürgünler tepede devam ediyor. Bu yıl hiç yoksa 1 metre, 1,5 metre sürgün. Her tarafta meyve gözü. Az bir bu ağaç için az bir şey var. Empaska zararı, şu empaskanın zararı. Onun dışında şu empaska zararı ilk yapraklarda yok. Bu yapraklar tazeyken empaska bunlara zarar vermiş. Bakın ceviz kanserleri ile ilgili yaptığımız işlem, çizik attık. Zaten ayrı bir videoda da anlattım onu. İçerideki cerahatı dışarı çıkarttık. Yapraktan habire ilaçlama yapıyoruz. Şu anki ilaçlamada da ceviz kanseriyle ilgili ilaç var. Empaska ile ilgili ilaç var. Kırmızı örümcek zaten bu dayasa dolmuş kenarlarda. Onunla ilgili ilaç var. Her zaman buradan başladığım için şimdi yukarıdan diğer taraftan şöyle tepe bölgeden zaten orada ilaç atılıyor. Oradan tepeye doğru olan bölgeden oradan video çektim. Buradan da bazı konulara değinmek için video çekiyorum arkadaşlar. İşte önemli olan burada bir ağacımız vardı az önce. Bu ağacımız şöyle geleyim yanına.
Bakın, gövdeyi kalınlaştırmak önemli olan kısmı. Şöyle bakın tekrar. Artık yavaş yavaş bu ağaçları iki elimizle kavrayacağız. 3 yaşında bir ağaçtan bahsediyoruz. Bunu iyi anlayın. 3 yaşındaki ağaç artık tek elimizle kavrayamıyoruz. Yani bu kalınlığı elde etmek kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi oradan geliyoruz yan dallara. Şu yan dal rahat bir şekilde 2 kilo cevizi kaldırabilir. Bu az bir kalınlık değil. Keser sapına yaklaşmış artık. Şurayı kalınlık olarak söylüyorum. Şunlara bakın. Şu biraz ince bakın. İnce olan zaten belli. Diğerlerine bakıyoruz. Çoğunluk 1-2 tane yan dalımız hariç çoğunluk keser sapı kalınlığına geliyor. Yük kaldırabilir. Yani buradaki amacımız ne? Meyve dal sayısını artırıyoruz. Yarın bu meyve dal yan dallardaki meyve dallar arttığı zaman bu yan dalların yaklaşık 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ürünü kaldırabilmesi lazım. 1 kilo ürün aldığımızda yaklaşık zaten biz 15 kilo civarı ürün alacağız her bir yan dalımızdan. 2 kiloyu bulduğumuzda 30 kilolar. Zaten bu sık dikim bahçelerde hedefimiz 20 kilolar. Ortalama verimimizi 20 kilo olarak hesap ediyoruz. Şöyle bakın yukarı doğru ağacın büyüklüğüne. Maşallah artık verime geldi. Seneye bu ağaç rahat bir şekilde 10 kiloyu kaldırır. Artık şu aşağılar insanın ayak baldır kalınlığına geldiğinde 15 kilo, 20 kilo. Zaman içerisinde bu bahçede inşallah belki 30-40 kilolarda göreceğiz inşallah. Şimdiden zaten 3 yaş, gelecekte 4 yaş için 10 kilo hedefi yapıyorsak 8-10 yaşına geldiğinde 20-30 kiloları, 40 kiloları rahat bir şekilde görebileceğimizi Allah'tan ümit ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gelişim maşallah çok güzel. Şöyle tekrar bakalım geldiğimiz bölgeye de. Yemyeşil, capcanlı, dipdiri. Bu ufak tefek işte zaten ilaçlama yapılıyor. Şimdi ara dönemde buğday hasadı olduğunda ilaç atmışız. 3-4 gün geçmiş. Bu arada buğday hasadı olmuş. Hemen empaska presi çökmüş. Hemen kırmızı örümcek çökmeye başlıyor. Hemen ara ilaçlamayla bunları telafi ediyoruz. İnşallah ağaçlarımızı kurtarıp şu kalınlaşmaları, şu yan dal kalınlaşmalarına devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bak göbek hizası. 1 metre 1.20'den taşlandırıyoruz. Arkadaşlar şimdi yukarıda şey var, 20 yıllık ağaçlar var. Bu sene artık insanlar yürüyerek geçemeyecek durumda. Çok ortalar kapandı. 8'e 8, burası 8'e 5. Orada bile büyüdüler. Yani sonunda siz 5 metreden de taşlandırsanız ortaya doğru iniyor. Şu ortalara doğru iniyor dallar ve traktör de geçmiyor, insan da geçemiyor. O zaman biz niye yani yukarıdan taşlandıralım da traktör geçsin derdindeyiz. Onda hiç zaman kaybetmeyin. Bir an önce yeni dikim bahçeleri de bir an önce 2 yılda 3 yılda verime getirip bahçe kendini çevirecek düzeye getirmeniz lazım. Yoksa zaten ya siz bu işten para kazanırsınız ya da batarsınız. Böyle bir durum var cevizin. Şey yapmıyor yani affetmiyor. Yani ya düzgün bakacaksınız verime getireceksiniz. Ya da bu işte batacaksınız. Böyle bir durumu var ceviz işinin. Ona dikkat edeceksiniz. Zaten şöyle gördüğünüz gibi canlı, diri, az bir. Bazı ağaçlarda hastalıkların da ceviz kanser hastalıklarının etkilediği ağaçlarda biraz fazla empaska prezi zararı. Onun dışında böyle güçlü ağaçlarda biraz daha az ama taze sürgünlerde yukarıya doğru taze sürgünlerde zarar fazlalaşıyor. Uca doğru sürgün devam ettiğinden orada şu an az görülüyor ama ilaç atılması birkaç gün içerisinde oradaki zarar da artacak. Onun için hemen aynı gün yani zararı gördüğümüz gün ilaçlama başlandı. İlaçlamaları da yapıp bahçemizi inşallah kurtaracağız. Gelecek yıllarda da 5 yaşında 6 yaşında inşallah bu ağaçların 20 kilo 30 kilo verdiğinin videosunu çekeriz. Arkadaşlar buradan bu bahçeden anlatacaklarım şu anda bu kadar. Allah'a emanet olun. İnşallah sizlere de bir fikir veriyoruzdur. Bakın kısa sürede şu büyüklüğe geldi ağacımız. Düzgün bakılınca, düzgün sulanınca, düzgün gübrelenince, ilaçlamaya, ceviz kanserlerine, zararlara, hastalıklara dikkat edince ağaçlarımız bu şekilde olabiliyor. Sizlere de bir fikir vermek amacıyla videoları çekiyoruz inşallah. Sizler de görüp bu şekilde bakabilirsiniz. Problemleri de çekiyoruz. Bunlarla ilgili çözümler de söylüyoruz. İnşallah siz de esinlenip kendi bahçenizi bu şekilde büyütüp böyle verime getirebilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videolarımı. Allah'a emanet olun. Yine önemli bir konu olduğunda bu bahçeden veya diğer yukarı doğru burası 8-9 rakım. Yukarı 1400 rakıma doğru gidiyor. Burası 3-4 parça bir arazi. Hüseyin Bey'in arazisi. Oralardan da gördüğümüz gelişmeleri, güzellikleri ya da olumsuz durumları sizlerle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.